Turgay Güler, bence Devlet Bey de biliyor. İlk operasyon Baykala, daha doğrusu CHP yapılmıştı. Bir kasetle koca CHP dizayn edildi. Tereyağından kıl çeker gibi, dağ gibi Baykal devrildi. Direnemedi, pes etti. İşin peşine düşmedi. Düşse de failleri yanlış adreste aradı. Kim bilir belki de o yanlış adres için mecbur edildi. İkinci operasyon MHP'ye yönelikti. Yine kasetler üzerinden Sayın Bahçeli de direnemedi. O da Baykal gibi faillerin peşine düşemedi. Düşse de yine yanlış adreste aradı. Kim bilir? Belki o da mecbur edildi. Üçüncü ve son operasyon AK Parti'ye yapıldı. İçerik kısmen farklı olsa da yöntem aynıydı. Sayın Erdoğan direndi. Direnmekle yetinmedi. Gerçek faillerle doğru adreste savaşıyor. Sanırım fotoğrafın büyüğünü görmemek için kör olmak gerek. Operasyonu yapan otorite emniyeti, yargıyı, medyayı, sermayeyi ele geçirmekle yetinmemiş, partileri de uhdesine almak için uğraş vermiş. Fotoğrafın büyüğü bu dikkat edilirse, şeytani zeka ilk iki operasyonda faili hükümet olarak göstermeye çalıştı. Üçüncü operasyonda ise hedef bu kez doğrudan hükümetti. Açıktan ve küstahça. Bir kez daha söylüyorum, görmemek için kör olmak gerek. Gelelim biz şimdi asıl meseleye. Devlet Bahçeli MHP'ye yakın bir gazeteye röportaj vermiş. MHP'ye yönelik dinleme ve kaset operasyonlarına değinmiş. Bahçeli hala yanlış adreste iz sürerken görmek ne kadar acı. Diyor ki, MHP'yi dinleyenler, arşivleyenler 2B diyerek aralarında konuşanlar bilinmez değildir. Nedir o bilinmez olmayan? Kimdir MHP'yi dinleyen arşivleyen? Nedir o 2B'nin açılımı? Şayet 2B'den kasıt başbakansa biz bunu nasıl anlayacağız? Kimdir aralarında 2B koduyla konuşanlar? Sanırım Devlet Bey herkesin gördüğü bas bas bağıran o büyük fotoğrafı hala görmedi. Yahut yine görmezden geliyor. O röportajda Bahçeli'nin haklı olduğu hususlar yok değil. Bahçeli MHP üzerinde siyaset mühendisliği hala devam ediyor diyor. Haklı. Bence de devam ediyor. Lakin Devlet Bey gözünü büyük fotoğraftan ısrarla kaçırıyor. Sonra da şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT'e MHP'yi karıştırın şeklinde talimat verdiği iddia ediliyor. Çok ciddi ve üzerine gidilmesi gereken bir iddia. Devlet Bey ısrarla ve inatla yanlış adreste iş sürmeye devam ediyor. Yahu Beşik'teki bebek bile bu dinleme, arşivleme, kaset, montaj, dublaj işlerinde kimin mahir olduğunu biliyor. Bence devlet bey de biliyor. Turgay Güler, akşam.